Sevgili dostlar, Sony bunu da yaptı. Ben Erdin Çamaş, fotoğraf çekmek kolay hoş geldiniz. Bu kısa bir içerik olacak. Sadece büyük bir heyecanımı sizinle paylaşmak istiyorum. Öyle bir heyecan ki fotoğraf dünyasını değiştirecek ki bir yenilikle karşımıza çıkıyor. Bunu gerçekleştiren marka da Sony. Dün Sony sevgili dostlar bir tanıtım yaptı. Bir e, yeni bir kamera tanıtımı yaptı. Bu üst düzey serilerden bir tanesi olan A9 serisinin 3. versiyonunu tanıttı. Beni kameranın kendisi heyecanlandırmadı. Yanlış anlamayın. Ama onun içindeki bir yenilik var ki fotoğraf dünyasını hatta videografi dünyasını belki de kökten değiştirecek. O değişikliğin adı ya da inovasyonun adı Global Shutter. Yani nasıl söyleyeyim ben size onu küresel enstantane ya da küresel sensör de diyebiliriz. Şimdi shutter kavramı nedir biliyor musunuz? Enstantaneye bastığınız andan itibaren normal sensörler yukarıdan aşağı okuma, çizgi çizgi okuma özelliğine sahiptir. Bunu da zaten hızlandırmak için çift katmanlı sensörler yani stacked sensör ya da dual layer sensörler üretirler. Bizim şu anda çekmekte olduğum x 2 gibi. Ki penlerde özellikle şu hareket olmasın daha düz geçişler sağlanabilsin diye. Ama global shutter'daki fark böyle yukarıdan aşağı okumuyor artık sensör. Doğrudan doğruya bütün pikselleri aynı anda okuyor. Dolayısıyla artık bu bitti. Bu bitmekle kalmadı. Bu aynı zamanda kamerada benim gördüğüm kadarıyla ki bu 24,6 mıydı? Ben yanlış bir şey söylemeyeyim. 24,6 megapiksellik bir sensör de bu şeyi sağlamış. Mesela saniyede 120 kareyi blackoutsuz yani kesintisiz çekebilme ve bunu yaparken de zaten bir AI unit processing sistemi olan Sony'lerde yani bir yapay zeka, otofokus yapay zeka ünitesi ya da çipi ne sahip olan Sony'lerde artık otofokus kaçırma diye bir şey bitmiş vaziyette. Zaten biliyorsunuz ki Sony bir otofokus noktası, noktasında bu kabul etmek lazım, hepimizin kabul etmesi lazım ki endüstri lideriydi. Şimdi artık iyice bunun nirvanaya çıkartmış vaziyettiler. Bu başka neye fayda gö gösterecek? Ta çok emin olmamakla beraber tahmin ediyorum ki artık şey kavramı bitti. Yani mekanik enstantane, elektronik enstantane bitti. Global enstantane başladı. Bu da, şimdi bu e, makinede 1, 1 bölü 80 bin enstantaneye kadar kesintisiz çıkmanızı sağlıyor. Yani şimdi diyeceksiniz ki abi XH2'de bu 1 bölü 180 bin. Tamam da 1 bölü 180 binine siz flash kullanamazsınız. Şimdi bu yeni sistemde. 1 bölü 80 bin enstantana ile ona uygun flaşı taktığın zaman o flaşı kullanabileceksiniz. Çünkü artık global alıyor. Böyle tarama diye bir şey yok. Öyle bir hız sorunu kalmadı. Sevgili dostlar, yani bu heyecan verici bir yenilik ve bundan sonra umarım diğer markalar da geçer, umarım Fujifilm de geçer bu global e, enstantaneye çünkü ya da global sensöre. Çünkü çok şey fark ettirecektir. Diğer markalar da geçecektir yani bu hep böyle biliyorsunuz inovasyon genellikle Sony'den geliyor. Ondan sonra diğer markalar da işte bir iki sene sonra Sony'ye yetişmeye çalışıyor. Nedir bu Sony'den çektiğiniz arkadaşlar ya? Başka benim bugünlük yani söyleyeceğim bir şey yok ama bu heyecanı ben sizlerle paylaşmak istedim çünkü ileride çok önemli, çok ciddi değişiklikler yaşayacaktır fotoğraf dünyası ve video dünyası. Bu heyecanımı o yüzden sizinle paylaşmak istedim. Bu içeriği faydalı bulduysanız lütfen beğenme butonuna. Hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bu aileyi hep beraber büyütelim. Şimdilik huzur içinde, sağlık içinde kalın. Hoşçakalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.